Abi sabah eleman geliyor saat 8'i 5 geçe. Otelin kapısına girişinde aracı şey motorunu bırakıyor. İçeri giriyor, soğuk diye hava kapıyı örtüyor. Motorunu kilitliyor bırakıyor. Arkadaş bir kere geliyor. Motoru bir kontrol ediyor. Daha sonra tekrar dönüyor. Bu sefer kapağını açıp aküleri var mı yok mu ona bakıyor. Bir daha gidiyor. Sonra bir daha geliyor. En sonunda direksiyon kilitli normalde. Zorluyor da kırıyor içindeki kirli herhalde. Çeviriyor balık götürüyor. 4 kere 5 kere gidip geliyor. Kafaya koymuş. Aynen öyle bu şekilde. Bu birincisi. Arkadaş otelimizin arka kapısından giriyor. İstasyonun tarafına geliyor. Burası arkası hem depo hem personel dinlenme odası. Personel dinlenme odasını kontrol ediyor. Daha sonra aşağıda kasa var. Kasayı kontrol ediyor. Kasada bir şey bulamayınca, açamayınca daha doğrusu arka kapıdan girip yatak odasının başından, yatakların başından telefonları alıp gidiyor. Burası Kaleiçi, Antalya'nın merkezi göbeği, turizm bölgesi. İşletmemiz burada. Son bir ayda sadece bizim bölgemiz yani sadece benim işletmemde 4. hırsızlık. Yani çalanları da geçtik. Artık kamerayı baka baka, göre göre, kameranın olduğunu göre göre yapması tuhaf gelen taraf. Kapımıza kilit de koysak, kamera da koysak çok rahat bir şekilde gelip yapıyorlar. Anlatır mısınız hızlıkları, görüntüler izlediniz, neler yaşanıyor? Ya neler yaşanıyor şimdi istesemez gececiyi güvenlik koy, gececi personel koy. Herkes bir tedirgin. Çünkü çok rahat bir şekilde geliyorlar artık. Yani bir ay içerisinde motor gitti, telefonlar gitti, iPad'lerimiz gitti. Sağ olsun polis memuru arkadaşlar eline geleni yapıyor. Bunda hakkını yemem ama bu kadar ben 10 senedir buradayım, aynı işletmedeyim. Son bir ayda yaşadığımı 10 senede bir kere bile görmedim. Evet. Kesinlikle eskiden yani eskiden dediğim öncesinde kapıları kapat iş olmayınca yat diyorduk elemana veya kendimiz yatıyorduk. Şimdi asla yatmak yok. Bildiğin hem işletmecilik yapıyoruz hem güvenlik yapıyoruz. O kötü tarafı o. Dadandı diyoruz. Sadece bize mi diyoruz ama böyle birkaç paylaşım yaptıktan sonra arkadaşlardan da devamlı bilgi geliyor. İşte bize de şu zaman girdi, bize de şunu çaldılar, bizden de şu gitti. Çok fazla, çok fazla çoğaldı. Özellikle kale içinde aşırı çoğaldı. Bir ayda 4 kere gelince herhalde diyoruz bir 3-5 gün gelmez. 3-5 gün sonra tedirginlikle bekliyoruz. 2 gün oldu İki gün, herhalde. iki gün, iki gündür rahatız. Hani rahatız dediğim gelmedi çok şükür. 2 gündür gelmedi. Bekliyoruz bugün yarın yine gelir diye bekliyoruz. Motorun etrafından gidiyor, geliyor, açıyor, aküsü var mı yok mu kontrol ediyor. Motorun hani motor işe yarar mı, para eder mi onu kontrol ediyor. Kameraya bakıyor, gidiyor, geziyor, sonra geliyor, gündüz vakti alıp gidiyor. Yani insanların içerisinde bu kadar rahat olması bizi tedirgin eden taraf bu. Hırsızlığın bu kadar arsızlığı da enteresan. İkinci hırsızlıkta, sıralamayı karıştırıyorum artık. İkinci hırsızlıkta telefonları yani yattığımız yerin başından alıyor. Uyansak bir panikle elinde bir şey varsa herhangi bir şey yapabilir. Çok şükür iyi ki kalkmadık diyoruz. İyi ki fark etmedik diyoruz. Çünkü tamam telefonlar gidiyor ya mal gidiyor. Ama o tedirginlikte kafası güzel mi değil mi? Ne içiyor, ne yaşıyor, nasıl bir hayat yaşıyor? Bize bir şey yapar mı yapmaz mı? İyi tarafından bakarsak bu. Çok şükür halimize. Güvenlik istiyoruz. Kale içine daha yani bir sistem oluşturmasını istiyoruz. Eskiden her sokakta ikişer güvenlik vardı. Şu an kesinlikle o yok. Tamam dediğim gibi memur arkadaşlar böyle bir durumda aşırı yardımcı oluyor ama önemli olan böyle bir durum yaşamadan güvenliğimizi almak. Çok fazla sokakta kalmaya başlayan oldu. Yani gece saat 12 birden sonra asla masla güvenlik diye bir şey yok. Her gezen hani kalacak yer arıyor. Saldıracak yer arıyor. Çok bariz gözüküyor yani. Bir numarası olursa haberleşelim abi. Ben kaybettim Kalyan'ı. Her zaman gelir. Daha çok akşamları şikayetçiyiz esnaf olarak, vatandaş olarak. Çünkü gün içinde gündüzlerin pek bir şey gözükmüyor. Normal gezi turları geliyor, turistler geliyor daha çok. Daha insanlar geliyor. Fakat saat 8.30'dan sonra, hava karardıktan sonra bilhassa 12'ye doğru daha kriminal tipler ortaya çıkmaya başlıyor. Esnaf olarak da tedirgin oluyoruz. Vatandaşlar da tedirgin tabii ki. Birçok esnaf daha önce yapılan suçları bildirmiyor emniyete tabii ki. Yani birçok otelde hırsızlık olayı oluyor. Gece 12'den sonra mesela dışarıdan girenler oluyor. Esnaf da haklı olarak sansasyon olmaması için turistik bölge bu tip suçları şikayette bulunmuyorlar. Yani örtbas ediyorlar, kendi işlerini atıyorlar. Dolayısıyla 12'den sonra birçok olay gerçekleşti burada. Benim bisiklet çalındı. Ne bileyim diğer komşunun motosikleti çalındı. Birçok motosiklet çalındı. Birçok bisiklet çalındı. Daha çok agresif olaylar yaşıyoruz burada. 12'den sonra güvenlik sıfır.
gruplar oluyor, alkollü tipler birbirine giriyor, kavga ediyorlar, dükkanlarımıza hasar veriyorlar, camlar kırılıyor. Kendi bünyemizde, kendi cebimizden hallediyoruz bu olayları tabii ki. Yani şu anda emniyet, güvenlik çok zayıf yani. Mutlaka emniyetten destek istiyoruz, büyüklerimizden destek istiyoruz. Tabii ki emniyet kuvvetlerimiz, polis kuvvetlerimiz bildirildiği zaman teşekkür ederiz hepsine. Canla başla geliyorlar burada, görevlerini yerine getiriyorlar. O konuda şüphemiz yok. Ama yetersiz kalıyoruz yani şu anda. Evet.